Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yeni oyunumuz Undown'a bakacağız. Undown'u bayağıdır bekliyordum arkadaşlar. Zaten beta testine falan kaydolmuştum. Bana çok geç verdiler. Bugün ayın kaçıymış bakalım. Bana 12 Haziran'da geldi arkadaşlar. Oyun normalde 15 Haziran'da bütün sunucularını açacak globale. Oyun Türkçe olarak gelecek bu arada. Bilginiz olsun arkadaşlar oynamak isteyenler için. Last Day'den biraz daha böyle grafikli hale diyebilirim. Güzel, keyifli bir oyun olacak arkadaşlar. Bunu da serileştireceğim. Güncelleme incelemeleri yapacağız. Bu arada oyunun yapımcılarına da teşekkür ederim. Beni bu erken erişime layık gördükleri için diyelim. Ekstra olarak söyleyebileceğim şey arkadaşlar. Oyun dediğim gibi açık dünya, hayatta kalma, RPG öğeleri içeren güzel bir oyun. Yani Last Day gibi bir oyun ama biraz daha iyisi. Ben şu kayıt kuyut işlerini halledeyim hemen arkadaşlar. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tamamdır arkadaşlar. İsterseniz e-postanızı ya da Facebook adresinizi bağlayarak kaydolabiliyorsunuz. Biz şuradan hizmet sözleşmelerini kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. Buraları artık cam şey yaparız. Kimlik doğrulama başarılı dedi arkadaşlar. Oyunumuza giriyoruz. Şu an yükleniyor zaten yükleme ekranında. Oyunla ilgili belirtmek istediğim şey şu arkadaşlar. Ön yayınlama bu şey yaptıkları için. 15 Haziran Salı günü arkadaşlar saat öyle 12'de açılacak. Oyunun şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Hem telefon hem bilgisayar hem de yani hem Android hem iOS hem de arkadaşlar bilgisayardan aynı sunucularda oynanabilecek. Güzel güzel böyle bir şeyleri falan var arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Şuralara da değinelim şöyle tatlı tatlı. Teşekkürler. Andağın operasyon ekibi. Evet, oyunla ilgili bir genel inceleme olsun arkadaşlar. Sonra seri olarak gelmeye başlayacak. Last Day ile birlikte bunu da çekeceğim. Ayrıca bilgisayar oyunlarını da el atacağım. Yorumlarda hangi oyunları istediklerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Yayında konuşmuştuk, onları not aldım. Onlar duruyor. Onlara ekstra olarak oyunlarda çekebilirim arkadaşlar. Aynı şekilde mobil oyunları incelememi isterseniz onlara da yine devam ederiz, çekmemi istedikleriniz varsa yenilerini çekeriz, eskilerine devam ederiz serilere. Neyse, oyunumuz bir açılsın arkadaşlar, bekleyelim. Oyunumuz yüklendi arkadaşlar, biraz geç yüklendi. Sağlam bir bilgisayar olmasına rağmen biraz bekletti bizi. Bir açılsın arkadaşlar, şöyle gelelim karakter oluşturma ekranına geliyoruz. Ben de hem karakteri oluşturup hem de oyunla ilgili eksik kalanlarımızı anlatmak istiyorum arkadaşlar size. Bu karakter iyi gibi ya. Şuradan arkadaşlar karakterlerimizi seçiyoruz. İşte bu şekilde olabiliyoruz. Kadın karakter seçebiliyoruz ki güzel bir ablaymış. Şöyle bakalım. Michelle. Yok arkadaşlar, siyah bir karakter oluşturmayacağım. Şimdi yorumlara kaç santim falan yazarsınız. Şu iyi ya. Şu iyi gibi sanki. Sıradaki deyip arkadaşlar şimdi cinsiyetini seçtik. Artık biraz daha özelleştirilebilir. Şöyle yapalım mı? Ha? Animeden çıkmış gibi. Bak, normal bir dünyada böyle olur saçın. Yani zombilerin olduğu bir dünyada. Dur bakalım. Bu iyi gibi ya biraz. Popülerlik ne ya? Şu an geliştirmek de diyor. Olmuyormuş. Ha, boyutu falan ayarlayabiliyormuşuz arkadaşlar boyumuzu. Boyumuzu biraz uzatalım ya. Neyin boyutu lan o boyut diyor. Neyse. Eylem. Ha, bu karakterin bunları yapabiliyormuş arkadaşlar. Buradan görebiliyoruz. Ayrıca kuzgun mu karga mı tam emin değilim ama bir tanesi de aktifiz. Bombalarla iyiymiş aramız ve yakın dövüş silahları. İyi. Ağzına koyabiliyor muyuz? Tamam. Bakalım bunda var mı ya? Ne oluyormuş? Şuna bir tıklayalım. Bunu seçtik diyelim. Tekrar eylem mi diyeceğiz? Yok. Şuradan bakalım aksesuar. Ha, tamam arkadaşlar. Bunu şey yapabiliyormuş atıyorum. Ne yapalım abi? Motor. Motor olsun. Seyahat kolay olur. Tamam, sana o gözlükten de alacağım söz. Arka plan renk mi? Maviyi severiz ya, maviyidir. Şu maviyi beğendim arkadaşlar, güzel. Aksesuar karakterimiz arkadaşlar, aksesuar takabiliyoruz. Bu ne ya, şöyle bakış. Aa, saç modeli falan şey yapabiliyormuşuz arkadaşlar, güzel. Aa, küpe takıyoruz arkadaşlar karakteri. Olmaz ki böyle. Bu ne ya? Ya bırak. Yok mu lan şöyle? Tamam, karakterimiz bu arkadaşlar. Pala bıyıklı, gözlüklü, şu gözlük değil mi? Yok, gözlüksüz daha iyi. Böyle. Tamam. Kıyafetler konusunda da şöyle. Jack tutacak. Samuray Jack. Bu ne abi böyle ya? Bıyığımı gizliyor. Ya
Şunu kaldırsak kendi orijinal kıyafeti gelir mi? Bu çok daha iyi arkadaşlar. Tamam, şu da hoşuma gitti ama neyse. Tamam, bunu aldık arkadaşlar. Şuradan saç modelini değiştirelim. Ben karakteri niye yan çevirebiliyorum? O iyi ya, harika oldu. Tamam. Karakterimiz bu arkadaşlar. Sıradaki. Anla bir şeyler yapabiliyoruz herhalde. Gelişmiş ne? Elmacık yemeği. Dur bakayım. Alna bir şeyler yapalım arkadaşlar. Ne yapıyor ya bu? Hiç anlamadım. Herhalde. Tamam arkadaşlar. Şey yapıyor. Biraz kaldırıyor, şey yapıyor. Elmacık kemikleri. Şurayı düşürebiliyorsunuz, yükseltebiliyorsunuz. Bunlar hiç önemli değil. Kaşlar kalsın. Gözler de kalsın. Burun da kalsın. Dudak da kalsın. Tamam. Bunlar çok da benim takılacağım detaylar değil arkadaşlar. Siz bunları şey yapabilirsiniz. Oluşturmayı tamamla diyoruz arkadaşlar. Kaydet dedik. Kaydedildi. Hop, girişe dön diyoruz. Yükle mi diyoruz? Tamam. Oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Kimlik doğrulama başarılı dedi. Giriyoruz şu an. Oyunla ilgili şunları söyleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi lan bu yeniden başa mı aldı bizi ya? Tamam, oluşturmayı tamam mı? Kaydet. Tamam. 2 days later. Evet arkadaşlar, şu an oyunumuzun, hadi oğlum, güncelleme tamamlandı, anladık. Giriş yap. Kimlik doğrulama başarılı. Tamam. Ve tamam, biliyorum canım. Hadi. Anadolu. Oo. Türkiye'nin sunucusu varmış arkadaşlar. Anadolu diye. Tamam. 3006 Batı Karakolu. Yüklensin. Bu arada arkadaşlar, bugün Steam'den de çıkmış olmalı. Steam'deki versiyonunu indireceğim. Ben mobilden muhtemelen şey yapabilirim. Feragat edebilirim. Bakalım, sunucular şu an yoğun galiba. Tamam. Tamamdır. Buldu. Kullan diyoruz arkadaşlar. Karakteri bunu yapmıştık. Oyuna gir demiştik arkadaşlar. Onu da siliyoruz. Şuradan şöyle. Hemen ne yapıyoruz? Azıcık ataman. Onayla diyoruz arkadaşlar. Atamanı aldık. Hadi bakalım. Tarihte benzerini görmediğimiz bir felaket bizi bitirmez bir yolculuğa çıkardı. Kuzgun Radyosu'nun mesajları tek rehberimiz. O oyunda görev aldığımız yer belli oldu arkadaşlar. Güzel. Biraz yavaş işliyor arkadaşlar. Yüklenmesi de dediğim gibi. Ve dolala açıldı. Yüklensin, yüklensin, yüklensin. Evet. İlginç şekilde oyun kasıyor gibi. Güzel. Başlıyoruz. Böyle araba kullanmayı nereden öğrendiysem iyi sürerim. Sanki bir tık kasıyor gibi arkadaşlar. Bu nereye? Burası San Francisco mu? Şu köprü. Ne oldu lan? Olay buradan başlıyor arkadaşlar. Hamster 30. Tuzak, pusu. Cami saydırıyorlar lan bana. Lan bırakma beni. Bak buradan da biri var. Oo, ağzıma resmen arkadaşlar silah soktular. Şu arkadakini hiç sevmedim. Beni öldürecek mi, ne yapacak? Tabii ölmeyiz arkadaşlar. Hayırdır? Ne oldu? Silahlı olan şey. Hadi bakayım. Bizi kim kurtardı? Neden kurtardı? Nasıl kurtardı? Oo, bak kolyeyi de kaptık arkadaşlar. Kaçıyoruz. Hadi baba, ben kaçar. Ayağımdan biri kapacak şimdi, hadi. Run. Evet, hikaye bu şekilde arkadaşlar. Başlıyor galiba. Daha bitmemiş. Bu kuzgun olayı ne ya? Kuzgun radyosu. Güzel. Evet, şu an arkadaşlar ilginç şekilde başladık. Karakterin yönlendirememek kötü oldu. Şuna bir ufak ayar mı çeksek? Evet arkadaşlar, ben bir ufaktan yapılandırayım şunu. Tamamdır arkadaşlar. Ayarlamamızı yaptık. Şunu da şuradan şöyle alalım yerden. Diyelim. Aldık arkadaşlar. Sırt çantamızı. Muhtemelen silahlı ve şeyle sıkıntılar olacak. Biz epic yani Steam'den başlamak arkadaşlar çok daha iyi olacak. Plajdan ayrılıyor. Gördüğünüz gibi oyun
Türkçe o atlama da varmış. Şimdi hızlı koşma diye bir şey yok arkadaşlar, fark ettiyseniz. Tamamdır. Benzinliğe giden yolu gideceğiz. Sağdan soldan kimse çıkmasın. Sanırım bu oyunun başlangıç aşaması arkadaşlar ve sanırım bize bir araç falan verecek ki öyle. Tamam. Silah ve ilaca ihtiyacımız var. O yüzden arkadaşlar benzinlikte bir şeyler bulabiliriz ya. Şu arabayı yağmalayalım. İyi olur. Aha, biri var burada. Ara bakalım üstüne. Pala. Alalım arkadaşlar. Palamızı elimize aldık. Şimdi gelenler olacak. Gel. Gel paşam. Hayırdır? Gel. Tamamdır. Mevcut malzemeleri bulduk arkadaşlar. Zombilerden de bir şeyler düşüyor galiba. Onlardan da yararlanacağız tabii. Şu an bir şeyler bulduk arkadaşlar. Konserve alalım. Boş teneke. Şuradakini de alabiliyor muyuz? Tamam. Şuradakini nasıl alacağız? Al. Tamam, biraz zıplamak gerekiyormuş. Daha her yerde eşyalar var arkadaşlar. Konserve aldım. Önündeki konserveyi almaması da ekstra garip bir şey arkadaşlar. Buradan mı seçip alacağız? Nasıl yapacağız? Tabii. Benim Steam versiyonunu aldım. Tamam. Aldık arkadaşlar. Biraz basmak gerekiyormuş. 15 metre ileriye gitti. Şuralara da bakalım madem. Ha, antikor. Al bakayım. Antikor serumunu kullanmak için bas. Basıyoruz arkadaşlar. PUBG'deki gibi şey basıyoruz. Zaten PUBG ile arayüzleri aynı arkadaşlar. Grafikleri o yüzden çok yüksek bir şey beklemiyorum. Hani tam yine diğer oyunlara göre grafik var. Ama bu gene bir şey. Bu mesajı gören olacak mı bilmiyorum ama umarım bu bilgiler işine yarar. Bugün kaçtığım günden beri ikinci gün. Gözlerimi kapattığım gibi kampın duvarlarından içeri giren zombileri gördüğüm için dün gece hiç uyuyamadım. Daha da kötüsü, sırtım çok fena ağrıyor. Benim de ya. Bu kadar ağır bir sırt çantası taşıyabileceğimi sanmıyorum. Beni gerçekten çok ama çok yoruyor. Yan odada da sandığın içinde ikinci bir tabancamla birlikte biraz mermi koydum. Çok iyi değil ama iş görür. Sıkışıp kalırsan dedim. Unutma, kafalarına nişan alman gerekiyor. Bu şekilde bu canavarlara çok daha fazla zarar verebilirsin demiş. Hermia isimli ablamız arkadaşlar. Kapat. Tamam, şuradan mı kapatıyoruz? Tamam. Hayır, az önce okudum. Bırak. Tamam, yan odaya gideceğiz arkadaşlar. Hemen. Nereden gideceğiz? Şuradan tabii ki. Ok işaretlerini takip edince arkadaşlar. Genelde. Değil mi? Açalım sandığımızı da. Ben bunun Steam versiyonu... Oo, al abi, tümünü al. Tamam. Çok iyi. Silahı kuşanmak için dokun. Tıklıyoruz üstüne arkadaşlar. Tamam. Cephaneliği seçip sandığı... Oo, buradan da cephanelik. Doldur babacığım. Çok iyi. Tamamdır. Gelenler var. Selam. Ah. Evet arkadaşlar, şuradan serialle ışık gelen yok değil mi? Hop 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 hop. Beyler ayıp oluyor ha. Bak daha ayarları tam yapılandıramadım. Oo, ikili vurdum. Güzel arkadaşlar. Şuradan bir daha varsa mermi basarım diyecektim. Yokmuş. Kötü oldu. Silahların galiba bir ömrü vesaire yok arkadaşlar. Şuralarda bir göz atabilir miyiz? Atmayalım. Işık açtık ama. Kazara. Tamamdır. Şuradan feneri falan kapatırız. Şuradan bakın atlıyorum. Alışkanlık arkadaşlar. Shift'e basıyorum. Yapılandırma da doğruya koymuşum. Güzel ama iş yapar yani. Hani kaçarken baktık. Çok saldırı var. Anabiliriz arkadaşlar. Yola devam. Bakalım neler olacak. Ha, böyle tıklayınca da şey oluyormuş arkadaşlar. Şunu ben... Heh, şu hareket ettirme olayı mekaniklerine biraz ayar oldum arkadaşlar. Şunu uzaktan uzaktan bir tane yapıştıralım bakalım. Tamam, güzel. Topla gel, topla gel. Namluyu çok yukarı durmuşuz. Kafa, güzel. Tutturamadık. Güzel. Hadi. Come on, bu kadar mısınız? Cephanemize dolduralım arkadaşlar. Ne olur ne olur. Şunlara sıkarsak patlar mı? Patlar. Kullanabiliriz. Aha, motosikletimiz burada arkadaşlar.
Çok iyi. Çök bakalım babacığım. Onar. Diyecek ki benzin yok kardeşim. Onardı galiba ama. Aha. Arkadaşlar motor direkt onarıldı. Normalde benzin vesaire aldırıyordu ama. Çok iyi durumdayız. O zaman ana merkeze bir gidelim. Ufak ufak kendi base'imizi de inşa etmeye başlayacağız arkadaşlar. Güzel olacak diye tahmin ediyorum. Böyle bir şey, değişik bir şeyler oldu. Bunda çok kasıyor arkadaşlar niyeyse ya. Emülatörde olduğu için galiba. Evet. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Ben geliyorum. Kapıyı açın. Hop 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 hop. Sakin sakin sakin. Tamam. Hop. Vallahi yiyorduk mermi ya. Arkadaş ya bir artistik giriş yapak dedik ya. Hayırdır ya. Ne yapıyorsun abicim? O namluyu getir. Ağzımın içinde gezdir. Bu ne böyle ya? Kuzgunlar sığınağından konuşuyorum. Sesimi duyan felaket hissederler. Yanıt versin. Konumumuz cız. Tamam. Kayıp sinyalimiz var. Selamünaleyküm beyler. Kuzgun, sığınak muhafızı. Neydi o? Buradan arkadaşlar soruları kabul et. Hadi bakayım sor bakalım sor. Kim var orada geçiş izini göster. Daha yeni geliyor arkadaş. Ateş etme ben sivilim. Ha sakin ol sana zarar vermem. Kesin gibi saldırgana benzemiyorsun. Sığınağa gitmek istiyorsan kaydolup kontrolden geçmen gerekecek. Tamam yaparız. Benimle gel seni kontrole getireyim. Olur abicim hadi gidelim. Evet arkadaşlar, ufaktan ben burada sonlandırayım görevi arkadaşlar. İkinci bölümü çekerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videonun devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Siz de başladıysanız aynı şekilde yorumları bunu yaptım abi, bunu yaptım abi, ben de başladım abi falan diyebilirsiniz. Hangi seviyedesiniz, neredesiniz? Yani birbirimize böyle destek çıkalım arkadaşlar. Kendinize tekrardan iyi bakın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.